Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size enerji verimliliği başlığı altında özellikle evde kullandığımız elektronik aletlerin boştayken ya da uyku modundayken ne kadar elektrik tüketimleri olduğunu anlatmaya çalışacağım. Bu konu için Milliyet.com.tr'den bize bir istek gelmişti. Böyle bir yazı yazmak istediklerini. Biz de bir araştırma yaptık. Evdeki aletlerle ilgili nasıl bir yazı yazabiliriz, neler söyleyebiliriz diye. Çok ilginç noktalar karşımıza çıktı. Ben de bununla ilgili bir video yapmak istedim açıkçası. Bakıldığında evde kullandığımız elektrikli aletler yarım watt, 1 watt, 1,5 watt seviyelerinde güç tüketimlerine sahip oluyor. Fakat burada iki tane başlık söyleyeceğim size ve benim çok dikkatimi çekti. Özellikle televizyon, evde kullandığım 55 inç bir televizyonum var ve normal şartlarda katalog değerlerinde 0,5 watt, 1 watt seviyelerinde bir güç tüketimi standby konumunda, uyku modunda bu kadar tükettiğine dair bir bilgi var ama ben cihaz içerisinde özel bir ayarlama yapmadım ama boştayken ölçtüğüm zaman cihazın 15 watt tüketim yaptığını gördüm. Sadece önündeki kırmızı ışığın yandığı standby konumu, televizyonu kumandadan kapattığımız konumdan bahsediyorum. Buradayken 15 watt tükettiğini gördüm ve bununla alakalı konu dikkatimi çekti. Özellikle video yapmanın en temel çıkış noktası da bu bilgi oldu. Bunun dışında dikkatimi çeken bir başka ürün ise maç yayınlarını izlediğimiz dekoderler. Onun da boştayken yani standby konumundayken çektiği enerji miktarı 8 watt. 8 watt ve 15 watt bakıldığında küçük gibi gözükse de toplam maliyetimizi oldukça arttıran, hatta yılda 270 TL'lere varan elektrik faturamızı arttırıcı bir rol üstlenebileceğini öngören bir yazı kaleme almıştık. Tabii en kötü senaryodan hep bahsediyoruz. Yani 7 gün, 24 saat ve 365 gün bütün bu ürünler açık kalırsa bu durumda bu güç tüketiminin maddi karşılığı 270 TL'dir gibi söyleyebiliriz. Bu en kötü senaryo tabii ki. Bununla alakalı önerimiz her zaman anahtarından ürünleri kapatmak ya da kullandığımız uzatma kabloları varsa onların anahtarlı olan versiyonları veya özellikle akım korumalı olarak satılan uzatma kablolarını almanızı tavsiye ederim. Bu videoyu izleyip ben de artık anahtardan kapatayım, sadece standby'da tutmayayım demek isteyenler varsa onlar için önerimiz olsun. Bunun dışında zaten üzerinde bir açma kapama fiziki anahtarı olan ürünler, örneğin bir kahve makinesi, kenarında açma kapama düğmesi var. Zaten oradan sıfıra indirdiğiniz zaman içerisine bir enerji akışı olması söz konusu olmuyor. Fiziki olarak ayırmış oluyorsunuz. Ama bazı kahve makineleri var. Kendi ofisimdekinden örnek vereceğim. Onun üzerinde fiziki bir açma kapama düğmesi yok. Elektronik olarak fişe takılı kaldığı sürece enerji tüketiyor. Ama biraz önce de söylediğim gibi her şey minimal düzeyde. Yani minimum düzeyde elektrik sarfiyatı yapmak üzerine tasarlanmış cihazlar. 1 watt seviyelerinde bir elektrik tüketimi yapıyor. Normal şartlarda 1 watt, 2 watt gibi değerler toplamda faturamızı dikkate değer bir şekilde etkilemeyecektir. Onu söyleyebilirim. Ama tabii ki tasarruf tasarruftur. Ama benim tasarruf önerim her zaman şu: güneş enerjisiyle bir an evvel tanışmak ve küçük bile olsa, küçük bir panelle dahi güneş enerjisine hemen başlanabildiğini her fırsatta anlatmaya çalışıyoruz. Burada dikkat çeken nokta şu olmalı. Örneğin bir televizyon örneğinden girersek, televizyonun ayarlarıyla ilgili değişiklikler yaparak çalışmasındaki harcadığı enerjiyi düşürmek önemli olabilir. Daha az enerji harcayan güç sınıflarında olan ürünler almak. Mesela işte bir bulaşık makinesi alacaksınız. Toplamdaki harcadığı enerji miktarını etiketinde belirtiyor. Etiketlerle ilgili bir videomuz vardı. Orada anlatmıştım bunu. Ona dikkat etmek gerekir. Veya bir çamaşır makinesi alacaksınız. Onun üzerindeki etiketlere bakmak. Televizyon alacaksınız. Ortalama ne kadar tükettiğini hepsinde gösteriyor. Buradan aslında tasarruf sağlıyorsunuz. Yani standby konumunda 1 watt, 2 watt'tan biz bunu kapattığımızda tasarruf yapacağız. Aslında faturayı çok ciddi etkileyen taraflar değil. Ürün satın alırken aslında tasarruf yapmaya oradan başlıyorsunuz. Çünkü ürünün üzerindeki verimlilik etiketlerinde ortalama kullanımlarında ne kadarlık bir elektrik sarfiyatı yapacağını söylüyor. Bunu bir bulaşık makinesi için de söylüyor. Çamaşır makinesi için veya televizyon için veya bir buzdolabı için de ortalama kullanımlarda ne kadar enerji sarfiyatı yapacağını söylüyor. Aslında siz tasarrufu
ürünü satın alırken yapıyor oluyorsunuz. Oraya dikkat etmek lazım. Evinizdeki elektrikli aletlerin ne kadar enerji tükettiğini anlamanızı sağlayan wattmetre isminde piyasada uygun fiyatlı bulabileceğiniz birçok markanın ürünü mevcut. Bunları bütçenizi yormadan satın alabilirsiniz ve evdeki bütün elektrikli aletlerin boştayken veya çalışırken ne kadar elektrik tükettiğini kolaylıkla görebilirsiniz. Bu da size açma kapama noktasında fikir verecektir. Umarım bu videomuz faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.